Harbiden iyi ki varsınız yani. Çay ne oldu yani oraya bir çay vardı bizim. İçeceğim mi? Dizeden mi geliyor? Yok koklayacağım ne demek içeceğim mi? Yok o demlenmiştir de kahve içiyordun ya ondan dedim. Ha sen içeceğim mi çay? Ben içeceğim. Ya, koyarsan içerim koymazsan bir şey demem yani. Koyarsan ama. Aa. Um. Çaylı o zaman bize yani oraya. Makinedekiler temiz bak dün arıza yarattım bunları kirli abi diye. İçinde amına koyayım az bir şey şey kalmış. Killi abi bu diyor. Ne yapsın makine onun içine girip şey mi yapsın amına koyayım yani? O kadar olur ya. Şimdi bir izmarit yok amına <laughs> Sikerim <mi> lan ha? Abi, <laughs> psikolojik olarak o makineye girip çıktığı zaman zaten orada steril bir ortam var amına bu bardak zaten temizleniyor o makinenin içerisinde. İlla çalıştırmanın ne anlamı var? Ayrıca temiz ya makine. Allah Allah. Abi diyor bunun içinde şöyle bir şey var. Ya ne var dedim ya Nuri. <laughs> Sanki dışarıda ne işini sen biliyor musun ki buradakini sorguluyorsun? Çocuğa kim nasıl bir şey yaptırdın yani. Ya ne yaptırdım ya? Sen de abartma ya. Nurullah niye çalıştırma <laughs> oğlum? Nuri ile beraber çay demledik. Ben çayı da ben demledim abi orada. Şaka bir yana harbiden bardaklar temiz yani. Doğru yerleştirmezsen tamamıyla temizleyemez makine abi. Mr. Muscle mı konuştuk, Kaan'cım? Hoş <laughs> Mr. geldin. <laughs> Mr. Muscle hoş geldin anamıza. Aa Nuri geliyor. İşte katmanın kılıcı. Aa dur yayını açmalıyım. Of Polzer ya be. Otur Nuri. Ya böyle bir şey var mı ya? Evet, Allah'ım özene özene yaratmış ya. Yakışıklı ol bak. Ana ne uğradın de ya. De ben Oyyy kısmı mı? Harbi mi diyorsun? Yani, Samet abide var mı öyle bir şey? Samet, Samet abide alkolik eziyorlar. Samet. <laughs> Batuhan Açık kıl diyorlar Batuhan'a. Metaçi uyyyy. Evet Nuri'cim. Nasılsın? İstanbul maceranı bir anlatır mısın? Tam o en başından sonuna kadar neler yaşandığını anlatır mısın kardeşim? Haziran bakmaya başladık. Biraz yüksek sesle konuşur musun? Haziran'da eve bakmaya başladık. Sen, bak. sen bu arada çok bağırıyorsun he. Neden? Mesela normal konuşmanla gitmez orada sesin. Samet abi haklı yani bu konuda. Sen bayağı bağıra bağıra konuşuyorsun. Oğlum bağırmıyorum bak benim ses limitime bak. Ben ses limitime bakarak bak şimdi konuşuyorum. <laughs> bir ne birden Ne limitime bakarak konuşuyorum. Ama kulaklıklar takılırken kendi sesimi duymuyorum ya. O yüzden <gülüyor> bastırıyorum. <gülüyor> bir de tek yaşıyorum Nurullah yani. Bilmiyorum <laughs> rahatsız olan yok <gülüyor> yani. <gülüyor> Tekim <gülüyor> ya bu nefem evde. De Duvarı da kalın tuttuk bilerek. Bak <laughs> boğazıma bir şey kaçtı. Anlat bu süreci bir anlat ya Nuri. İşte Haziran'da başladık ev bakmaya. Olmadı. Samet abi biraz sikti beni. Şöyle biraz gelsene. Şöyle. <laughs> biraz mı? <bu. gülüyor> Konuşurken böyle yap. İleri yap Şöyle yap. Pozunu da bozma ama pozunu vererek ama yap. Pozunu bozuyor mu abi böyle? Ha. Böyle. Kameraya gelsin o aga. Kameraya gelsin. Çaya şeker atmam. Çaya şeker. Atmayın ha sakın. Canan <laughs> evet, ablamızın bir sözü Abla, var. 2019'dan ablamızı, anlat. Toksik bir insandım. Çağrı abiyle taşak geçiyordum bol bol. Yanlış anlamama. ama. Ya taşak geçiyorum derken bir manasında. Toksiklik yapıyorum. Şimdi yani. geç, geçenler ne oluyor ama? Ya amına koyuyoruz onları. Ne, direkt bağım. Şimdi ondan sonra ne oldu? Bir gün Çağrı abi bana siktir çekti. Yeter lan, lan dedi yeter koyayım. Yeter lan dedi. Sen de mi uğraştın mamunakoyim? Zaten 10 izleniyorum. Bir tanesi bu yok, 9 dedim 9 izlenmeye gözü alıyorum. Ama siktir git dedim yani anladın mı? Ses az da bağrayayım bağrayayım o zaman. Ha böyle konuş oğlum ses hiçbir yere gitmiyor. Ya bağır rahat bağır. Ya. İyi de Samet abi gibi küfür edeceğim şimdi ben de. Oğlum biraz rahat ol ya bağır yani. Hı. Sakin ol ya dost meclisi gibi düşün. Başka sonra siktir çektikten sonra ben de dedim ki artık ben böyle yapmayayım ayıp oldu yani biraz. Sonra işte tam tersine döndük. Bir de bir olay oldu. Onu ama anlatmayayım değil mi abi? Ne o? o Telefon şakası mı? Moderasyon falan bayra. Ne oldu ki oğlum? Şey, onlar Şey oldu falan. Anlat ya. Ona anlatılmayacak bir şey değil onlar. İşte bizim moderatör, moderatörler vardı benden önce. Onlar da biraz kaşarlık yaptı. Kaşarlık yaptı gibi anlatma. Normal anlat. Kaşarlık mıydı? Delikanlılık mıydı? Ona dinleyen kendi kafasında karar verir. Yani Çağrı abiye kelek attılar. Kelek demeyelim de kaşalık diyelim. <laughs> <laughs> Yusuf videolarını falan sildiler. Bütün hepsini. Bütün klipleri falan sildiler. Sonra da siktir olup gittiler. Bir de işte bir tane bilgisayar kurtardılar giderken. Ya onlara hiç girmene gerek yok. O, ona hiç girmene gerek yok. O süreç için öncesini anlat bence sen. Sen ne olan onun öncesinde işte oyun oynuyorduk. Ben toksiklik yapıyordum. Öyle makara muhabbet. Sonra bana siktir çektikten sonra da haterlığı bıraktım. Öyle devam ettik yani. Bugünlere geldik. Sonra mod oldum. Sonra ama nasıl mod oldun? Mod olmasını atayım mı Nuri'nin? Ben de LOL sesi var. 10 izleniyorken nasıl bulmuş kanalı diyor. 10 izleniyorken. Lol oynuyordum ben. Az izlenen insanların chatlerine gidip toksiklik yapıp rahatsızlık veriyordum. Bununla da eğleniyordum. Bakın ben. nasıl bir adamı nasıl bir adamı Nasıl bir adamı nereden nasıl bir çöplükten çıkarttığımı siz düşünün anladın mı? Bunu Bu adam şare. onu izleyen insanlara gidip toksiklik yapan bir adamdı normalde. Toksiklik yapıyordum, bayağı da eğleniyordum yani. Böyle. Çok eğleniyordun. Efendim Batuhan? Attım esesini attım. Ne attın? ile beraber bir okuyayım bakayım bir tekrar. Bayağı amına koyayım, olaya bak. Nuri sen şimdi bunu okuyacaksın, ben cevabını vereceğim. Arkadaşlar SS'i okuyoruz. yaprak da istiyorsan bildiğim işi yapayım. Yarrağım çok güzel. Hani yapayım 3 senede de yapıyorum zaten ya. <laughs> evet oku. Selamun aleyküm. Ama oradaki toksiklik tavrıyla oku. <laughs> aleyküm selam. Kim <laughs> Çok Oku abi. oğlum hepsini oku. Duvarda babamdan yadigar şövalye kılıcı vardı. Onu indirdim. Nuri günaydın demiş. Onu kim okuyacak? Nuri günaydın. Günaydın kanki. Ne yapıyorsun burada? Deli misin? Dün gece yoktum. Yayın tekrarını izleyeceğim. Güzeldi kanka. İzle kesin. Ortaları Resident Evil. Başı sonu katman. Tamam ama sesli oku. Tamam sen ne yapıyorsun Nuri demiş Levo. İşlerimiz var. Yönetimi el koyuyoruz. Hadi görüşürüz ben kaçtım yayın tıranın oraya. Görüşürüz iyi, iyi seyirler kardeşim. Aa bu toksiklik SS'leri zannettim. Bu normal bizim moderatör evet, olma SS'leri bunlar. Olma SS evet <gülüyor> <gülüyor> moderatör olma SS'leri. Moderatör yapmıştık Nuriye. Onları niye attın pezemek Batuhan? E, oğlum işte onu attım. O Tam konusu geldiğinde onu attım. Burada nasıl bir kafa yaşadığımız senin haberin var mı amına koyayım? <laughs> var evet ben, e, ben çektim şey bu SS'leri zaten. Güzel. DC'de Survivor müziği açtım. Evet Nuriye. <laughs> Bu geminin yardımcı kaptanın koltuğuna oturmaya hazır mısın? Hazırım. <laughs> ben bunun için yatırmışım <laughs> abi. Mürettebatı ve gemiyi asla terk etmeyeceğine söz veriyor musun? Bakın sözlere bakın. Söz veriyor musun? <laughs> söz veriyor musun? Söz veriyorum. Namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum. Bu kanalda sadece iki, iki, kişi aynı abonelik sembolüne sahip. O zaman öyleydi. Şimdi Nasıldı lan? 12 ay bir sen vardın bir ben var yani. Şu 12 ay beyci bir sende bir bende vardı. Evet. Bak zaten sendeki de bendeki de aynı. Aynen geri kalan 89 9 falan Açık denizler dalgalı bir orucu olacak. Şale konuşsan Doktor Watson'ım. Abi sen Jack Sparrow'san ben de lanetli maymunum. <gülüyor> 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 Kılıcın ağırlığını asla kaptırma kendini. Gücün hakim olabilecek misin Nur? Akan kanlar bizimdir. Nuri de o kadar toksik bir adamdı ki. Geldiği noktayı ben gerçekten ayakta alkışladım. Kafamda soru işaretleri var çünkü şu modelde. Yani moderatör değilken bile banlayın Kamil'i, bu bu Kamil'i banlayın falan yapıyordu chatten, kendisi de Kamillik yapmasına rağmen. Kılıcı istiyorsan at sesi yaz chat'e demişim. Burası tam oturmamış ama in yazmışsın, ben de vermişim. Kılıç senindir, daima arkanı korla. Bu çiftliğin karışım şey Arka olacağım mi? abi. Arkamı. Her daim arkandayım, büyük seyis. Hayırlı olsun yakıştı. Burada koptum, sahne gelir, Bakayım rengime uyumlu oldu Müziği kapar mısın abi? Çok kaza geldim, evde uyuyan var. Neden STD? Bu olayı şahit ederim. Yuvarlak mazo şövalyeleri çok yaşasın. <laughs> 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 29.12.2019 Nuri'nin Şövalyeli'nin ilanı. Sana saat söylemek moderatör olarak bir görevim, rica Bilmiyorum ediyorum. Biliyorsun. Saat kaç yazmış? 20. <laughs> 10.21 kardeşim. Düşüyor mu böyle her Ergin? Ne demek lan o? Bence onu demiyor. Manşalar falan. Havalı falan duruyor niye? Düşüyor. Duruma <laughs> göre değişiyor. Vay be Nuri. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Ben gerçekten sen senin o ilk zamanlarını hatırlıyorum. Çete geliyordun. Gel biraz şeye gel. Çete geliyordun. Ee, gerçekten yarrak kürek bir izleyicidin ya. Harbiden öyleydim. <laughs> Full goy goygoy. goy. Full koy koydaydın. Ben de çok goy goydaydım. Ama sen her dediğine ben de cevap veriyordum. Evet. Bak Ali Ali Kaptan'da da kurucu beyici var ha. Artı bir yazmış. O da o dönemden. O da o dönemden seni de biliyor. Yani. O da sevmezdi beni bu arada. Beni çettekiler pek sevmez, erkekler pek sevmezdi beni. İzleyici olurken de sevmezdi. Çünkü Tabii. huzur bozuyordun amonoyum chat'te. Evet. Geliyordun. Direkt Sen sıkıyorum. şimdi hala sevmiyorum bir şey. Eyvallah. Sen şimdi 10 20 izlenen kanallara gidip toksiklik mi yapıyordun oraya? Toksiklik yapıyordum. Böyle işte bazı semboller falan atıyordum chatlerine. Peki bana nasıl geldi? Yani i̇lk bandı. mesajında ne yazdın da bana sonrasında burada kaldın? İlk mesajım muhtemelen Sen kendini işte Madlife mı zannediyorsun falandır herhalde. Trash oynuyordun ya Korean Treş Evet. Koreci konuşma reflesi falan yapıyordun. Deli şey amurak. Onları niye anlatın ki iki Deli amurak. Eee ben ne dedim de sen kaldın. Yani senin bu konuda tutan şey ne oldu amurak? Onu, onu soruyorum ben. Kırılım noktasını merak ediyorum çünkü. Çünkü gitseydin evet. giderdin yani. Tutan ne oldu biliyor musun? Ben laf sokmak, zarar vermek amaçlı bir şey söyledim. Ama kendim eğleniyorum. Makara adı altında toksiklik yapıyorum. Sen de bana cevap veriyorsun. Banlamadın. Sen de bana toksikliğime toksiklikle cevap verdin. Ben de kaldım. Dedim tamam burası harda burada dururuz yani. Böyle uzun süre vakit geçiririz dedim yani. Öyle atışmaya mesela bir tane başladık. Bir örnek vereyim ama başka yayıncı ismi kullanacağım. Ver tamam. Ben mesela diyordum ki Çağrı abi işte 15 izleniyor tamam mı? 17 oluyordu. Ben de gelip demiştim ki bir sefer. İşte hayırdır 17 olmuşsun carayın mı olsa da ne bu böyle bu artış ne amma çok artmışım falan filan diye makara yapıyordum. Taşak o da geçiyordum. dedi ki ne oldu dedi carayın olsa yısa götümü mi yalayacağım dedi. Başladım. Ben bir şey verdim o bir şey verdi. Böyle karşılıklı olunca benim de hoşuma gitti yani devam ettim ben de. Sonra bir yerden sonra boku çıktı. Sonra bir yerden boku, sonra boku çıkınca ama bu çok büyük zarar veriyordu kanala. Tabii Şöyle çünkü senden gören herkes bunu yapmaya başladı. Ben de o dönemlerde beni iyi hatırlarsın. Kafamda böyle bazen bitirebiliyordum her şeyi anladın mı? Evet. Açmayacağım. Bitti dediğim an yayını açıp yayını kapattıklarımı ben hatırlıyorum. E, Arada veriyordum bayağı. Arada veriyordum açmıyordum da sonra sen o tam yine ara verdiğim ve açmadığım bir dönem chat e, chatte toksiye sarmıştı çünkü keyif bunu almamaya başlamıştı. Ne muhabbetiydi biliyor musun? Sen bir ayda dört kere mi ne açtın o ay başında açmadın 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 sonra geldi yayın aracı. Ben de şey makarası yapıyorum. İşte 30 lira verdim bana 24'ünü geri vermen lazım. 26'sını geri vermen lazım. He, Abone olmuşsun 30 liraya. He, bana paramı geri ver. Paramın hakkını vermedin falan filan yapıyordum. E siktir git falan yaptın seninle böyle. Ama baya ciddiydin ha. Çok sinirliydin yani. Öyle. Evet. sonra ne oldu? Sonra ben özelden DC'den yazdım sana. Özür <laughs> dedim. Sonra bir daha da yapmadım. Bıraktım yani. Nur'u hatırlıyorum takip tarihime bak demiş. Ondan sonra sen gerçekten bir daha yapmadın. Ne sonra ne? dedin ki bükemedim bile öpeceğim falan dedin sen. Sonra benim ne? saflarıma geçtin. Ne? O toksikliği içeride absorbe etmeye başladık beraber. Ne? Çünkü Ama ben onu absorbe edemedim. Ben onun için gittim DC açtım, adam topladım, falan böyle kalabalık gitmeye falan ama onu da bıraktım. Artık onu da yapmıyorum. Gerçekten ee, o toksikliği absorbe edemedik ama şöyle, ettik aslında sonradan yavaş yavaş ettik. Ee, tok, bir dakika şöyle bir yorum gelmiş. Toksiklik yaptığın adama abone olup sonra paranı geri mi istedin? Evet. Aynen öyle yaptı kanka. Abone oldu sonra dedi ki yayın açmıyorsun dedi paramı geri ver. Bu ayki paramı geri ver dedi amına koyayım. Ben de dedim ki siktir git lan dedim amına koyayım. Bir de ben onu çok yapıyordum. Para verdim güldür beni falan yazıyordum. <laughs> Abone olun güldür beni. Gülmek istiyorum falan yapıyordum. Öyle şeyler oluyordu diyordun. Ben de en sonunda bir gün tersime denk geldi. Ya siktir git tamam dedim uğraşmıyorum seninle. Bir de. Ee... Bunları anlatıyorsun ama şey yapmayalım. Ama bu saatten Bunlara sonra geçersiz beyin, bunlar he. bak. Şöyle bir şey vardı o zaman. Chatte 10 kişi var yani anladın mı? Her yazanı okuyabiliyorum. Yani birebir Discord ortamı gibi düşünün yani anladın mı? Yayın gibi değil ki Discord ortamı gibi düşünün. Mesela. Dost soramazsın bölümü gibi oldu abi ben Nuri ben Toksi'yim. <laughs> Orada işte oradan mı yazıyor? Evet Nuri yanımda. Nuri eski bezevenk. Orospu <laughs> nasıl <hızlı> gülüyor bak. <gülüyor> Aynen o, da eski Orospu onu buraya. Sonra Nuri işte o bak Nuri benim tarafıma geçtikten sonra dedi ki abi dedi bundan sonra toksikliğe karşıyım. Toksikliği desteklemeyeceğim. Toksiklik yapanların da karşısındayım. Çeti de güzelleştireceğim. Sen de de bana bırak çünkü sen gerçekten de, de üzülüyorsun. Yeni dönem. Benim e, şöyle toksiklerden etkilenmememin sebebi gerçekten aslında ben de toksik bir insan olmam. Harbiden öylesin. Pek bilmezler ama. Eyvallah bu tarafım çok bilmezler bile. belki. Ama toksik bir insan toksikliğim var yani benim de. Karakter Nasıl bilmezler diyeceğim. ya? Sanal, sanal anlamda. Hmm. Siber zorba gibi yani. Veya işte genel olarak zorba. Gibi diyelim o ya, zaman. Batuhan'a yaptığın gibi işte mesela. Gibi. Bunu genelde de yayabilirdin. <laughs> Yayardım ve stres şu da olabilirdi. <laughs> Türkiye'nin en toksik forum sitesi falan da olabilirdik <laughs> anladın yani. mı? hani? Öyle yapsak yapardık. Katman <laughs> forum. Yani. Yani. Hani hadi şimdi gidiyoruz bunu ağlatıyoruz, şunun ağzına sıçıyoruz da olabilirdi ha, bu öyle gidişat. Çocuklar var ya bize falan da sarıyorlar arada. Böyle. Tabii, tabii. Onların kanadoluşudur bak Bu bir karar verme <laughs> dönemiydi. Ama ben kendi özümde öyle bir insan olmadığım için kimseyi de üzmek istemediğim için çünkü bu, bunun gerçekten sonunun çok üzünç bir şey olduğunu bildiğimden dolayı ben e, sizin mesela sen moderatör olduğunda 2019'da falan senin gittiğin kanallarda bile sana nasıl uyarılar yapıyordum mesela evet. anladın mı? Alex vardı. Alex'e gidiyordunuz kanallara zorbalık Zaten yapıyordunuz falan. Zaten biraz da Alex'in suçuydu da hepsi neyse. Neyse e, Ondan sonra işte Nuri dedi ki toksikliği bırakalım gerçekten etkilendiğimi gördün çünkü sen o toksiklik beni yordu yani. Evet, ya abi. bu şu gerçek ama o toksiklik yayın süresini kısaltır. Yayın açmama sebebi. Bir de şu çok kötüydü. Mesela ben o toksiklikle sen bana cevap verince eğleniyordum. Eğlendiğim için yapıyordum. Ama tat kaçırma noktasına gelince bu sefer mod düşürmeye başladı. Ben bir şey diyorum bakıyorum senin suratın falan düşüyor. Artık şakadan şaka bozuluyor yani eğlencesi kaçıyor işin. O zaman benim için de keyifli değil. Senin için zaten. Çünkü ne oluyor biliyor musun? Evet. Sen izleyici olarak gelmişsin. Senin takip ettiğin belki 150 tane kanal var. Ama benim 5 tane 10 tane abonem var. Anladın? Evet. Onlardan birisin sen benim için o noktada değer verdiğim bir insansın. Çünkü izleyicim de yok zaten. Anladın mı? Bu o yüzden bu 10 kişinin de... feedback'iyle ben hareket ediyorum. Bir de bahsettiğimde 7-8 aylık falan aboneyim. Yani lafını ediyordum da devamlı ed edittiriyordum yani. Fix menü deyip her ay abone oluyordu amına koyayım. Aynen evet, 30 lira. Hatta şey diyordum. Dilenciye dışarıda dilenciye vereceğim sana abone oluyorum diyordum. Böyle abone oluyor da abone Sen boşaltsan <laughs> odayı Sen ya. Sen nasıl bu kaşarsın <laughs> ya. Sen odayı boşaltsan harbiden bak şimdi hatırladım amına koyacağım şimdi seni. Yani çok zorladın kendini bu kanaldan banlatmak için. Harbi söyleyeyim aşırı zorladın. Sınırlarını inanılmaz zorladın bu kanaldan kendini banlatmak için. Özür dilerim abi. Ben de koyayım banlamadım ya. Normalde gerçekten yaşama şansın yoktu. Yani her türlü banladın yani. <laughs> Kaç tane abone falan da banladım ben yani. Bizde birini yapanı ben şu an banlıyorum mesela bu chat'te. Ya şöyle söyleyeyim sana. Ben bu chat'ten bana donate atıp yüklü abone gönderip gönderen adamları da banladım hatırlarsan. Evet, Anladın evet. mı? Hani bu işin donate ile falan da alakası yoktu. Tamam güldük, eğlendik. Baktım bir tık öteye kaçırıyor bazı şeyleri. Direkt çaktım dedim hani böyle böyle. Ben dilenciye veririm bu arada. Selamun aleyküm bu arada. Oo, Aleykümselam. Oo abi hoş geldin. Aleykümselam. Eski defterler açılmış madem. Aleykümselam. Dayanamadım geldim yani. Hoş geldin abi. Ne haber abi? Hoş bulduk kardeşim. Sizi gördüm daha iyi oldu. Nuri'yi nasıl buldun? Nuri'yi on numara buldum. Bak Zaten şöyle. Zaten on da. Bak şöyle bir tip abi Nuri. Gel şöyle kamera. Şöyle gel oğlum. <laughs> evet. bak, bak ağzı. Bak, ağzı. <laughs> ağzı. Ağzı bir bakar mısın ya? Benim <laughs> kardeşim çek ya. O günleri atmışsadım da güzel oldum böyle. Gerçekten güzel günlerde. Bak poğaça diyorlar ya. Ama hafif bir poğaçalık yok mu? Ama yanaklar poğaça. Da, yanaklardan boydan yok mesela. Nasıl yok boydan ya? Boydan. <laughs> Dönmek için arkanı, döndün tam arkanı, of. Bakayım. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun oğlum çocuğa? <laughs> evet. Öyle işte arkadaşlar. Nurullah o günden sonra dedi ki en sonunda o YouTube'un silinmesiyle beraber. Nuriye ben bu zarf içerisinde benim tarafıma geçtikten sonra kanal da büyümeye başlayınca işte 30 oldu 50 oldu falan. Dedim ki Nuriye sen artık hani beraberiz ya. Sana dedim bir VIP vereyim. VIP verdim Nuri'ye. Anvip um, attım. Ertesi yayın bir baktım anvip um, atmış. <laughs> Böyle dedi abi dedi bunlarla dedi olmaz. Ben dedi normal standart aboneyim dedi. VIP'yi de almadı. Amvi um, attı. Neyse. Ondan sonra Dedim ki en son zaten zamanı geldi artık dedim. O da anladı yani hani moderasyona geç şuraya bir ona koyayım dedim ya. Çünkü bırakırdım yayıncılığı da bırakırdım yani. İzlenme artmıştı. Terso, partnerlik terso gelmişti. bir bizim için. Çok terso bir dönemdi. Bir de benim o sıkıntılarım fazla sıkıntım vardı o dönemlerde. Terso bir dönemdi böyle kırılım noktasıydı yani. Ya yazılıma... İşe güce dönülecek. Ya yani o dönem çünkü çok ya. alacak verecek ofis masrafları yani. bilmem neler. Yayıncılıktan daha çok o dönem o reklam yazılım reklam işlerini kovaladığım i̇ş için. İş iş arıyordun da zaten o dönem. Görüşmelere falan gidiyordun ya. Bu karton Hayır, iş green screen dönemi değil mi Çağrı? Karton green screen dönemi. İş satıyordum iş. Yani... Görüşmeye gidiyordum. Proje satmaya çalışıyordum. Yani şey. Sattıklarımın parasını Almanya'dan iki tane evet. müşterim vardı. Euro üzerinden kazanacaktım. Onlar ödemelerini geciktirdi. Kira geldi. Ofisin maliyeti geldi. Onlardan para gelecek diye işte şey yaptım. Ofise bir ton alışveriş yaptım. Harcama yaptım. Elimdeki parayı bitirdim. Onlardan ödeme gelmedi. Sekti. Öbür taraftan çok küçük bir rakam geldi falan derken böyle kafamda böyle ticaret çok böyle şey gidiyordu. Zaten ondan sonra o paralar gelince de zaten araba aldım yani o 2019'da ya. Askere gittim bir Ha, askere gittim araba aldım. O dönem Tiguan almıştım yani. Tiguan da çok ucuza almıştım aslında. 60 bin lira mı almıştım o, o Tiguan'ı ben. Neyse. Oha çok iyi almışsın. Ama o zamanlarda biraz ekonomi daha iyiydi ve şeydi yani araba Hizikalar. fiyatları ya, daha iyiydi. Kötü. Neyse yani tam böyle her şey üst üste gelmişti. Her şey üst üste geldiği için ben de hafiften tam da onun üstüne gelmesiyle yayıncılık tam salma dönemimiydi yani benim için. Açmadım uzun bir süre açmadım kapattım falan filan. Ondan sonra işte Nuri tekrar toparlayınca gelince falan. Ee, hadi dedik biraz dedik kalkalım yani aya At gibi. <laughs> İrkildik ve. Bir RP'yi de bırakmıştın ya. RP, biraz boşluk bir dönemdi harbiden. RP'yi niye bıraktım ama? Yani, işte yani topsi bak topsi normalde 300-400 izlenmeye, yani. izlenmeye çıkmıştım. Cafer RPS'ine geçtikten sonra 1000 oldu, 2000 oldu falan filan. Normalde kamera açıyorum. Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz falan filan. Kamera kapat. Rol geç. Bilmem ne yap. Rolü bölme. Araba sürüyorum rolü bölme diyoruz çocuğu. Ulan araba sürüyorum amcık. Neyin rolü ya bunu? Rol yok bir ki orada şey da. Toksikleyen falan vardı ya mesela o bir sevgiliydiniz ya biriyle falan. RP yok işte sen ne yaptın ne ettin bilmem ne senin amına koyayım şöyle böyle. Lan ben rp yani gerçek hayat değil ki bu çok saçma sapan bir şey inanılmaz geldi. toksikti dedim ki yok abi dedim ben dedim bunlarla uğraşamam eee hadi dedim gidin abi bıraktım rp'yi zaten hadi dedim gidin siktirin gidin dedim kalan tayfayla dedim normal içeriklerimizi yaparız çünkü eee gerçekten daha güvendiğim içeriklerim zaten vardı daha öncesinde de yaptım troller falan vardı mesela troller vardı Kanalım mesela bir kere adı değişti, sinemasyon oldu. O olayı size söyleyeyim. Bir gün CS'de Dark Troll adını verdiğimiz, yani troll'ün ötesi bir operasyon yapıldı. Ve nikim aynı, oldu. Steam nikimle Twitch nikim aynıydı. Normal bir insan Steam nikini de değiştirse mesela, olayı çözebilirken ben var. Twitch nickimi değiştirerek <laughs> gülme sikerim seni Melan'ı. <laughs> twitch ya nickimi nefes değiştirerek ne <gülüyor> <gülüyor> nefes aldı arada yani bir. Yani normalde <laughs> insan ne yapar? Abi aynıysa hani <laughs> Steam'ini değiştirsin yine ulaşamazsan anladın mı? Gittim abi Twitch nickimi değiştirdim amına koyayım o dönem. Öyle bir salakça bir dönem oldu yani. Ee, böyle ama çok böyle acayip toksik bir troldü yani. Hani Dert olacaktı ya. Ya dert olur falan filan diye. Korktuğumdan değil ama internet alemine yansımasını istemediğimden aslında yani anladın mı? Yoksa yine çözülecek, çözül, çözüldü zaten sonrasında yine konuştuk yani. Ee, ve uzun soluklu bir troldü yani. Hani böyle bir saatlik bir troll değildi. iki gün, üç gün sürmüştü yani o. Çünkü onların içine girdim arkadaşlık bilmem ne falan filan. Çok bomba bir olaydı. Sonra hepsiyle zaten konuştuk. Görüştüğüm bile oldu yani o tayfadan daha sonra. Ama öyle bir salaklık yaptım yani bir anlık. Twitch nickimi değiştirdim. Ben her dakika değiştiriliyor zannediyorum. Sinemasyon. Al sana efekt amına koyayım. Niki. Sinemasyon yapınca. Ha. Kaç tane ney vardı onda? Üç tane. <gülüyor> 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 Sinemasyonun da orijinal sinemasyon da değildim yani. Anladım 3 neyli sinemasyon. Hani herhangi bir kanalı fan ee, Niki'ydi yani. Neyse ondan sonra işte öyle devam etti. Sonra Nuri kardeşim o noktada birazcık destek çıktı bana yani. Mental benim için çok önemli bir şey olduğu için. Yani hiçbir şey. ben gerçekten çok böyle anlık radikal kararlar alabilen bir insanım. Böyle Levliyiz bir anda çok fevri bir insanım. Ama onu birazcık kestim ve kırıptım birazcık kendimi. Nuri'de bir de çok Nuri'de de benim aynı fevri hareketlerimi görüyorum. Bak aynı hareketler. Sen kaç yaşındasın Nuri şu an? 24. Sen 24 esin, ben 31 oldum tamam mı kardeşim? Kalbim yaşlandı. Ee, siktir git ve aynı benim 20'li yaşlarım başındaki fevrilik hareketlerimi gördüm ve bana gerçekten hiçbir şey kazandırmadı o fevri hareketler tamam mı o anlık sinirlenip Hı, işte tamam. yaptığım verdiğim kararlar e, hepsinin bir nedeni vardı belki hepsi bana bir tecrübe oldu belki bugün burada iki cümle kurabiliyorsam onların hepsinin bir e, yanıma kalan bir karı vardır diye düşünüyorum ama Nuri'de de kendimi çok gördüm yani. Aynı benim hareketler, aynı benim gerilme, aynı benim sinirlenme, böyle biat etmeme falan böyle anladın mı? Ee, durumu vardı. Daha da çoktu da en başlarda. En başta daha da çoktun. Sonra Nuri'ye birazcık böyle kendimi gördüğüm için birazcık da samimi yakın bulduğum için kardeş gözüyle bir de en baştan yola çıktığımız bir adam anladın mı? O yüzden o şekilde devam etti ve gerçekten güzel oldu. Ondan sonra işte YouTube'u dedi toparlayacağız abi. Bir iki, ee, bir video çekimi yaptık. Oyun videosu mu ne. Cafer'in dönüşüyle alakalı Cafer öldü mü bilmem ne rol play karakterinin bir tane videosunu yaptık. Onu dedim ki editleyelim. Nur da bilmediği için editi götürdüm abi bir arkadaşa. Dedi ki bu videoyu dedi şöyle yapalım dedi. Dedim ki ben dedim öyle olsun istemiyorum abi dedim. Ben dedim bunu yapalım istiyorum dedim. Ya dedi sen karışma. Baba dedim nasıl sen karışma? Benim videom, benim mizah anlayışım, benim güldürü yöntemim. Ben böyle olsun istiyorsan böyle olsun. Benim kanalıma atılacak bu video. Yok dedi sen karışma dedi. Ben ne de çözeceğim. Onlarda da böyle tripler oluyor ya. Dedim abi sen çözme ben dedim benim dediğimi yap. Ben dedim bunu istiyorum. O zaman dedi git başkasına yaptır amına Ben geldim Nuriye dedim hatırlıyor musun Nuriye? Hmm. Sikeller Sikerler dedim Nuri aç dedim öğren amına koyayım. falan ben gir ben dedim kursu. Aldık hatta o gece git dedim kurs al. Bunu otur ve öğren dedim yani. Anladın mı? Nuri orada öğrendi abi. Edit tamam amına koyayım kes biç yapıştır yani. Tabii anladın mı? Çok çok animasyon güzel. öğrenmedin yani sonuçta. Edit yazı falan yazdık. Birazcık kafa işi tabii ki yani. Hmm. Hani Pratikte. Düşünme, düşünme işi. Tabii abi. düşünme işi yani. Pratikte öğrenmekte bir şey yok ama gerçekleştirmek birazcık meziyet yani aslında. İnternette her şey var zaten baka baka. Tabii internetten o. baka baka. Dedi abi ben de toparlayacağım YouTube'u. Ben dedim ki tamam kardeşim YouTube YouTube tamamen sende olsun. Ne yapıyorsan yap YouTube'u. Eğer zaten ben ilerleyebilirsem YouTube da hafiften ilerler. Ee, Başta öyle başladık işte. Başta öyle başladık. İlk zamanlar tabii para kazandırmadı YouTube falan filan ama sonradan bak Nuri'yi İstanbul'a getirtecek kadar artık Şimdi bir getirisi olmuş çok şükür yani. Ben de senin adına çok sevindim. Hani faydalı olabiliyorsam ne mutlu yani bana. Çok güzel oldu ya. On numara oldu. Ya güzel oldu tabii değil YouTube canım plaketi abi. gelmedi değil mi daha? Yok gelmedi. Gelir bu hafta. Gelmedi gelirsek koyarız şu arka tarafa bir yere. Ondan sonraki süreç zaten az çok bildiğiniz bir süreç yani. Harbiden güzel oldu. Şimdi Samet Leve le çıkacaklar. Samet'in biraz uyuşukluğu, biraz işte iletişim problemlerinden dolayı. Biraz e, da emlakçılar. Biraz lazım. da emlakçılar ve ev sahiplerinden de kaynaklı bir durum var. Bu gerçekten ev sahipleri kafayı yemiş durumdalar abi. Herkes evini amına koyayım. E, 10 bin lira, 15 bin lira. Herkes evini böyle. Şey görüyor anladın mı? Siktire okutan bir ev bile ev sahibinin gözünde çok iyi yani. Ama diyor konumu çok iyi diyor, bilmem neyi çok iyi diyor. Herkes böyle hafiften böyle bir insanlığını kaybetmiş durumda. Ee, o yüzden doğru düzgün ev bulsak da hani orta yolu bulamadık, bilmem ne yapamadık falan filan. Delirmişler ya. Harbiden delirmişler yani kirası 5000 liralık bir eve bakılıyor. Adam ne diyor biliyor musun? Memura vereceğim diyor. Ya nasıl bir hayal dünyası abi? Ha? Memura nasıl verebilirsin o evi anladın mı? Memur maaşı da olsun 7-8 bin, bin. Ya bin memur maaşıyla bir ödenecek bir ev değil ki o abi. Bu çocuklar 2 kişi 3 kişi. Ödeyecekler abi o evi yani anladın mı? Neyin kafası yani? Nasıl ödesin yani anladın mı? Ne yazık ki yani. E tabi bir de birazcık şey olmuş. Kim neye kaptırabilirse yani. Adam 60 yani... Kuyuya taş atmaca yani anladın mı? 12 yazıyor oraya. 1 artı sıfır eve 12 bin lira yazıyor adam ya. 1 artı sıfır ev yani. Ev bile değil yani oda yani anladın bu mı? Sok oluyorlar da bu bölgede böyle. Bu bölgede böyle. Ama İstanbul, İstanbul genelinde da, de böyle İstanbul kanka. Böyle. İstanbul genelinde ucuz değil ki. En siktiri boktan yerde 2 bin liranın lira. altında ev bulun. Tamam diyeceğim yani. Ben İstanbul. eve ne kadar veriyorum? Ben eve 5 veriyorum abi. 5 veriyorum. Eee... Benim evim 2 artı 1 110 metrekare. Bu bölgede şu anda böyle bir evde 5 bin liraya 12 bin lira. imkansız. Yani bugün tutsan 12-13 bin lira. 12-13 liraya, 12, bin liraya 12. bulamayabilirsin. Aynen, aynen. Ben baktım metropolde 12 kaydı 2 artı 1. 12 bin lira olmuş yani anladın mı? Ama sana şöyle söyleyeyim. Bana desin ki 12 bin lira vereceksin veya işte 7-8 bin lira yaptın. Çıkarım. Zaten. Mi? Çıkarım. Ha ben çıktıktan sonra yine tutar mı evi birisi? tutar belki de yani. illa ki tutulacak ama ee, ama kafayı yemişler yani. Allah'tan ben ev sahibiyle karşılaştım dedim abi kiralar dedim ne olmuş buralarda? Sadece bu sitede değil yani burada değil sadece. Etrafında da böyle. Ben burada niye oturuyorum abi? Ses problemi yok. Ben gecenin saat 5'inde gitar çalıyorum. Ee, gün gören 2 artı 1 75 e 3K istiyorlar. Bak 3000 TL yani anladın mı? Bir de bu gün gören senin önceden oturduğun yer değil mi? Hı hı. şey bağcılar gibi falan olan esenler falan gün gören ya o taraf yani hı. iki ekmek alıp eve gittiğin delikanlılık delikanlılığın Delikanlıdır. E, merkezi olan bir yer yani ama ses problemi vardı benim bir önceki oturduğum yerde evimin kirası 2000 liraydı ama ses problemi vardı Gece yayın yapıyorum, gitar çalıyorum, bağırıyorum, çağırıyorum, deliriyorum. Ben bu yayınlarda rahat olmasam zaten yayın yapmam. Rahat olduğum için yayın yapabiliyorum yani aslında anladın mı? Biraz win-win durumu var bende yani. Gerçekten rahatım. Yayın yapıyorum. Belki bir 10.000 bin kişiyi karşıma koy. Konuşamam belki anladın mı? Bir de kağıthaneden buraya çok değişti abi zaten. Rahatlık seviyesi çok arttı yani. 5 katına falan çıktı belki. Bak burada bateri çalıyorum oğlum gece. Daha bir tane şikayet alın. Köpek vardı deli gibi havlıyor falan filan. Bir şikayet yok bir şey yok. Ha, yani yandan köpek sesini ben duyuyorum bazen koridorda falan filan. Ee, ama ben de şikayetçi değilim. Benden de şikayetçi değiller. O, yüzden, o açıdan iyi. Benim buraya tek taşınma derdim. Gerçekten o dönemki yayınlarımı izleyenler bilir. Yani gerçekten tek derdimiz evdi. Yani şikayet geliyordu ve yayının temposu bir anda %50 düşüyordu. Bu benim performansımı etkiliyor. izleyicinin keyfini kaçırıyor. Ee, sonuçta evet orada kazandık. Onlar açıklandı abi. Kimin ne kazandı falan herkes açıklandı. Kimse götünü yiyeyim ayağı yapmasın. Anladın mı? Açıklandı. İşte gittik abi üst baş aldık. Gittik kamera karşısına nasıl geçebiliriz? Kameramızı nasıl upgradeleyebiliriz? Eee... Daha iyi yerde nasıl yayın yapabiliriz? Daha hızlı interneti nasıl kullanabiliriz? Yani daha konforlu ve daha iyi yayını bu izleyiciye nasıl aktarabiliriz? Bunlar düşünüldü. Paralar kazanıldı abi. Ben arabamı değiştirdim. Anladın mı? Güzel bir yerde oturuyorum. Arabamı değiştirdim. Ee, kafam rahat. Aileme destek olabiliyorum. Anladın mı? Veya işime dostuma destek olabiliyorum. Ee, eğlencemizi sunabiliyoruz. Ya kimse işte. Götünü yiyeyim ayağı yapmasın bence. Çünkü e, gerçekten birileri yani o parayı kazananlar hak eden insanlar kazanmıştır. Belki hak edip et, hak de kazanamayan da vardır illaki ki. E, kazandıysan vardır bir olayı yani anladın mı? Kimsenin kazancını ben sorgulamadım. Kimsenin kazancıyla da kendimi yarıştırmadım. Ama e, özenle gösterdik yani. Gerçekten ben bir şeye para verirken şunu düşündüm yani. Evet ben bu kaza, ben bu hudiyi insanların önüne giyeceğim. E, bu para belki verilir mi verilmez mi? Verilmeli belki de anladın mı? Çünkü yani dikkat ederek çıkmak istiyorum evet, ekran e karşısına. E i̇ş e iş e yani bu benim için. Ve bu insanlar bana destek oluyorsa ben de e, daha kendime dikkat etmeliyim. Butik diye taşak geçiyorlar. Bak. Butik de var bu arada. Bu da yalan değil. Ama özel butik. Ama dediğim gibi yani anladın mı? Yok öyle işte. Abi bu kadar kazanmışsın. Ama ama o da ne kadar kazanmış yapmanın hiçbir anlamı yok bence. <laughs> ya komik oluyor yani çünkü. Daha da kazanılır inşallah yani bu sektörde. Tabii ki de, takla da yaklaşıyor bu arada. Onun da bilgisini vereyim. <laughs> Muhtemelen o kazançlar da birazcık eskide kalacak gibi duruyor. Ama hayırlısı olsun. Hayırlısı son olsun. Son ay. Takla'ya son. Takla'ya son bir, bir iki ay kaldı Allah yani Takla'ya. Ya. Onu da söyleyeyim yani. Tabii TL'nin TL'ye geçilmesiyle beraber takla adını vermiş olduğumuz e, bugün Zeyt Not, Punky, Elvin falan filan onlarla da beraberdik. Onlarla da beraberdik. E, onlara da çok anlatıyoruz. Birbirimize takla mimi oluştu yani artık. Ya geçen sene de geldi bana. Bakın izlenmemin biraz arttığı dönemde direkt teklif geldi başka platformdan. İstesem gidebilirdim. Ve burada kazandığımın 5 katını falan veriyorlardı. Gitmedim abi çünkü burada ben daha fazla ilerleyebileceğimi düşündüm. O yüzden gitmedim. Ama bu saatten sonra gider miyim gitmez miyim bilmiyorum gideceğimi zannetmiyorum. Ama belli de olmaz tabii ki hayat amına koyayım. Ama çok takılmaya gerek yok. Gerçekten hakkımı burada aldığımı düşündüğüm sürece burada kalırım. Hakkını alamadığımı düşündüğüm sürece de gidebilirim yani. Gidersek de beraber gideceğiz zaten. Ama bir yere yani bu konuşma sanki hani bir yere gidecek de oraya bağlıyormuş... ...götünü yiyeyim ayağına gibi hmm, dönmesin. Biraz öyle gözüktü ama. Yok öyle yok hiç şey yok. öyle bir şey yok. Hiç öyle bir şey yok. Gidenlere de hiçbir yargım yok benim bu arada. İsteyen istediği platformda yayın yapabilir abi. Gerçekten burada hak ettiği kazancı sağlayamadıysa... ...hak ettiğini düşündüğü parayı başka bir yerde kazanabiliyorsa... ...gitmeli zaten gitsin yani. Anladın mı? Bize nono... momo yükletme çağır. <laughs> abi şöyle bir şey var. Yani burada ben burada birazcık büyüdüm. Burada gerçekten e, izlenmemi burada arttırdım. Burada tutundum. Burada bir şeyler başarmaya çalıştım. Allah razı olsun Mert Bey. Mert Bey hoş geldiniz. Allah razı olsun. Bu da Nuri. <laughs> moderatörümüz Nuri. Kısa bir yanıma çay getirince bir sohbete daldık. Şimdi yayın akışına döneceğim zaten birazdan da. E, gidenlerin hiçbirine hiçbir gözle bakmadım. Sadece makarasını yaptık abi. Benim, ben gitsem benim arkamdan da o makara dönerdi. Ben gittiğim yerde de o makarayı yapardım zaten. O, yani Kalpler sıkışmasın lütfen. Anladın mı? Kalpler sıkışmasın. Bizim hani e, düşüncemiz, sevgimiz veya samimiyetimiz de sorgulanmasın. Gerçekten insanlara ne düşünüyorsak da söylüyoruz yani. Hani arkasından konuşmuyoruz, bilmem ne yapmıyoruz. Net düşüncelerimiz neyse, net düşüncelerimizi söylüyoruz. Kötü niyetli olmamaya da çalışıyoruz, özen gösteriyoruz ekstra. O yüzden burada inşallah devam edebildiğim sürece devam edeceğiz abi. Yayıncılık hayatı daha ne kadar devam eder bilmiyorum. Gerçekten kendime güvenemiyorum bu konuda. Şöyle güvenemiyorum. Yani benim tahminimce 3-5 sene daha gider. Benim kendi performans açımdan bakıyorum. Bir gün tam anlamıyla yorulursam ve kafamda böyle bir şey bitirdiğim anda ben 3 tane okul bıraktım aga. Kafamda bittiği için bıraktım yani. Devam edemedim yani. Kendime çok güvenemiyorum o konuda. Ama bugünkü o video işte Bugünkü o videoyu gördükten sonra dedim diyorsun ki yani kendi kendine veya şunu gördükten sonra tamam mı bu çocuklara yapılan e, benim sadece aracı olduğum aslında sadece güzel insanlar tarafından yapılan doğum günüme özel şu bağışı gördükten sonra Discord'taki e, kadın üyelerimizden ve e, üç ay üstü konsey üyelerimizden gelen bu ince davranışı gördükten sonra da işte bunlar enerji veriyor ve devam ediyorsun yani bir şekilde. İyi ki iyi ki dedirtiyor yani. Birilerine en azından birilerine bir katkımız olabiliyorsa ne mutlu. Yoksa amına koyayım bugün gülüyoruz, eğleniyoruz. Boş. Yani gerçekten burada boş yapıyoruz hani baktığın zaman. Birazcık kafamızı dağıtalım. Birazcık gündemden uzaklaşalım. Oturup gündemle konuşuruz o normalde. Onu daha iyi yapan insanlar var. Eee var. Mesela ben de açıp izliyorum. Ama hep hep o kanalda olduğumuz zaman, hep o kafada olduğumuz zaman bir yerden sonra gerçekten umutsuzluğa sürüklüyor. Beni kendi duygusal olarak beni umutsuzluğa sürüklüyor. Twitter'a bile bazen girmediğim zamanlar oluyor anladın mı? Mutiş'im çok teşekkür ederim. 488 kişiyle bizi ostamış. Muti bak bu... ismin neydi senin? <gülüyor> Nuri. <gülüyor> Muti bak bu Nuri. <laughs> <laughs> Şimdi o gündemin içinde çok kaldığım zaman benim de böyle gerçekten modum aşırı düşüyor kötü bir haber gördüğüm zaman bilmem ne olduğunda beni gerçekten etkiliyor bak inanmıyorsunuz bu kadar troll bir adam nasıl etkilemiyor? harbiden etkiliyor ya yani Duygusallık var hocam O duygusallık mı düşünce fazlalığı mı bilmiyorum bazen yattığım zaman uyuyamıyorum bak saçma sapan düşüncelerden dolayı çok uy uykusuzluğum çoktur yani Duygusallık değil de duygu yükü Duygu yükü evet Evet, evet. O yüzden ben bu tarz yapmayı seçiyorum. Gerçekten gelelim delirelim biraz kafamızı dağıtalım. O saçma hareketlerin hepsinin açıklaması bu normalde. Ama gerçekten o ben değil miyim yine benim aslında anladın mı? Yine benim yani o. Bunun maddi durumla bilmem neyle alakası yok ki abi. Yaşadığımız ülkedeyiz. Ülke, yani hepimizin anladın mı? Hepimiz sahip çıkarsak bence olması gerektiği gibi olacak yani. Kafa dağıtacağız burada bu yayınlarda. Kafa dağıtacağız. Güleceğiz, eğleneceğiz. Birkaç tane saçma şaka duyacaksınız. <laughs> Falan yapacaksınız. Sonra arkasından siz boş bulduğum bir anda aptalca bir hareketime güleceksiniz. Yani sizi böyle ben kendimi de böyle yayın boyunca işte hamur gibi yapacağım. Ondan sonra yorulacağız ikimiz de hepimiz yani. Yatacağız, uyuyacağız abi. Olay bu yani. Kafalardaki olay bu. Hocam sana neden kegri diyorlar Onu hemen söyleyeyim. Ee, bu... Donet konuşuyor ya hala konuşuyor 10 lira ve üstünde hala konuşuyor bu Donet. Kadın sesi. Kadın sesiyle konuşuyor. O dönemlerde çok kadın sesi duymadığım dönemlerde, o yüzden onun kadın sesini ayarlamıştım. E... <laughs> yani. 10 lira Hikayeye geldiği bakan geldiği geldiği zaman... <gülüyor> 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 10 lira ve üstü Donetlerde e, okuyor. Çağrı yazıldığı zaman da Kegri diye okuyor yani İngilizce okuyor. Kegri diye okuyor. Ee, ben de bir gün bir yayında, yine 2019 falan filan, o kegri deyince ya kegri namına koyayım dedim tamam mı? Böyle kegri kegri diye alt alta donet gelmiş. Aslında yazan Çağrı diye yazıyor. Ama okurken kegri 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 diye okuyunca ya bu ne diyor dedim ya kegri kim amına koyayım falan derken ona bir kere sinirlendim ondan sonra herkes kegri demeye başladı. Harbi işte kilitlendim. Sen nasıl kilitlenmiyorsun abi? Her yere nasıl bakıyorsun böyle? Nasıl? Her yere nasıl bakıyorsun böyle? Her yer dedim. İki tarafta chat amına koyayım. Orası da chat, burası da chat. Ee, ben oraya Ama olayım. mesela bak şunu keşfettim. Önündeki çete bakarken çok iyi takip edemiyorum ama sağ flik attığımda evet. o tarafı daha o net takip çok, ediyorum. Çok net çünkü orada direkt. Ora böyle direkt akıyor. Sıkılıyor. Bütün okuyabiliyorum yani. Buraya mesela böyle kaçıyor. Başını sonunu böyle burada yakalayamıyorum bazen. Ama sağ tarafta böyle kafayı çevirdiğin zaman tring. Şu makina süper ya. Şu mu? Harbiden çok havalı duruyor. <laughs> ha? Bu mu? Aynen. Ee, Bip bassana bip hangisi bip? Bak sus seni. Beni. Aynen. Severim seni bak bip. Efek var. Yavşak bas Yeah. Amcık baton bassana. Salak ettikten sonra değil. Senin ben... <laughs> ya gerizekalı mısın <laughs> Nuri sen? <an. gülüyor> Küfür Oğlum etmiyorsun. etmiyor orada, Burada etmiyor orada. etmiyorum. orada. Onun hayal gücüne bırakıyorum Nuri'cim. Anladın mı? Onun tamam. hayal gücüne bırakınca daha fena alıyor. Tamam şey yap. Elini oraya... Amını ne Kanka etti yine ki ben duydum bütün küfürü duydum. <gülüyor> <gülüyor> ben gideyim o zaman. Sen hayır, git de seni bırak. Göndermeyelim ya. Soğumaz go on Bak çok ciddi durdum. Uzun süredir ciddi konuşmamıştık. Çok ciddi durum. Aşırı bir elektriklenme var üzerimde Nuri. Tamam mı? Ne yapacaksın? Böyle. Eee. <laughs> Dengem bozuldu şu anda anlatabiliyor muyum? Yani ciddiyet dengesi tarafına çok ağırlık verdik ya. Şimdi oradan bir çekeceğim. Ayarım bak nasıl kaçacak birazdan. Gevşeyeceğim mi böyle? Çok hocam. gevşedim yani şu anda. Oraya bıraktığım anda bu ayar böyle. Terazinin dengesi böyle bir anda dönecek şu anda. Batuhan'cığım geçmiş olsun. Batuhan'a da sikmemek için zor duruyorum şu anda Kı haber ne olsun. Ne yani. oluyor oğlum? Bana Mete'yi getirsenize. Mete'yi bir çattıracağım <laughs> bu gece. Ne oldu? Mete, de Mete bana mı patladı yine amına koyayım? Yok Mete yok Mete'ye getirsenize ona bir rage attırayım siktire getirin. onu bir gönderelim. Kaç ağzına sokabiliyor kürdan? <laughs> Onları toplasana Batuhan <laughs> Mete'ye bir rage attıracağım. <laughs> ne no, Mete oldu oğlum burada hayırdır bir dakika. Lan bir şey olmadı amına <laughs> koyayım ya. Da, da, gerizekalı. Bir Mete. Lan Mete saat, saat bak 00.32 şu ağız komedisi mi yapıyorsun? Ne bakıyorsan onu biraz arttır amına koyayım. Şiveyi de iyice azalttın. Bak şuna. Biraz arttı. Bunu <laughs> Bak işte. soğudu kanka. Bu fon diplenmez ki. Yarısı abi. Bunu sen dök. Mete bana neler dedi mi? Mete böyle şikayetler alıyorum. Doğru mu kanka? Cevap da vermiyor ki. değerli arkadaşlar. Nuri'yi de görmüş oldunuz. Nuri ev bulana kadar da ben de kalacak. İçeriki odayı ona yaptık. Ee, güzel de oldu lan aslında senin oda kısmı. mi? Harbiden yakıştı da ama çok bağlanma yani. Harbi mi? Harbi söylüyorum çok bağlanma. <gülüyor> ya <gülüyor> Çok bağlanma. <gülüyor> <gülüyor> evi, evi de bir yandan saldınız gibi yani iki gündür sahibinden ne girilmiyor. Çok canım sıkkın. Ama şeyi bekliyoruz. <laughs> ha? Şuradakini bekliyoruz ya. Ya onu amına koyayım. Alkolik Samet o adama İnanlı ya o adama. Hayatında bir ilk defa birine güvendi yani. Ya geri alayım dedi, alma dedin. Al ya blöf edin. atıyor, alır mı o kaporayı geri ya? Adamla bunları sürekli bir hafta, üç hafta, beş hafta diye de iki aydır oyalıyor aman okuyayım. Ev boşalacak diye bekliyor. Tutuldu eve ya, veya. bir şey de yok evde yani. Biraz fiyatı iyi, fiyatına göre de güzel bir ev. Kardeşim. Başımın üstünde evim var. Haberin olsun. Ev istediğin gibi kullan gerektiği dönemlerde de abi anlatsın ya dediğin an. Bugün evi bıraktım mesela. Çıktım. Genç adamsın yani sonuçta. Anladın mı? Çıktım. İstanbul'a yeni gelmişsin hani. Gerçi bu İzmir piçi bu. Her türlü buna ihtiyacı olduğundan değil de. <laughs> oh. Şunu bir kapıyı kapatayım.